Bununla başlayalım isterseniz. Pascal'ın bahsi de felsefede tartışılmış bir konu. İlk ortaya koyan ünlü matematikçi Pascal. Bu aslında Allah'ın varlığına yönetmek için bir argüman değil. Allah'ın varlığı için bir argüman değil. Yani zihinden çok zihnin ayaklara emir vermesi için bir argüman. Bir ayakları götürme argümanı dine karşı. Bu aslında Hazreti Ali'nin de bizim literatürümüzde söylediklerinde var ama felsefe literatürüne tabii Pascal'dan meşhur olarak geçmiş. Aşağı yukarı Pascal'ın bahsini şöyle özetleyebilirim. Karşımızda iki tane şık var. Birincisi Allah ya var ya yok. İki tane şık var. Ben bunun rasyonel delillerle Allah'ın varlığını desteklenebileceğini düşünüyorum. Özellikle tasarım delilleri ailesinde birçok şey var. Demin dediğimiz kozmolojik delil var. Daha burada sunmadığım ahlak delili, arzu delili gibi yani başka birçok delil olduğu kanaatindeyim. Fakat bir an için bu delillerin hiçbirinin güvenilmez olduğunu, böyle hiçbir delil olmadığını, Allah'ın varlığı lehinde veya aleyhinde hiçbir delil olmadığını düşünelim. Hiçbir delil olmadığı durumda acaba nasıl davranırdık? Hiçbir delil olmadığı durumda en rasyonel davranış şekli nasıl olurdu? Şeklinde bir yaklaşım geliştirirsek burada işte Pascal'ın bahsi karşımıza çıkıyor. Pascal da diyor ki karşında bir şık var. Allah varsa, diyelim ki sen Allah'a yönelirsen, Allah'a isyan etmezsen, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışırsan karşısında sonsuz mutluluk elde edeceksin. Kaybedeceğin ne var? Ciddi anlamda hiçbir şey yok yani. Gündeki yani işte biraz namazda sabah kalktım da oruçta aç kaldım. Yani bakıldığı zaman o ödüle karşı çok çok ufak şeyler yani anılmayacak kadar önemsiz şeyler. Bir tarafta ciddi bir kayıp yok Allah varsa ve sonsuz kazanç var. Şimdi inanan bir insansa Allah'a yönelmekte sonsuz kazanç edecek. Allah var. Reddedersen, Allah'a isyan edersen ya burada müthiş sonsuz bir kayıp var. Yani Allah'ın rızasını kaybedeceksin. Öldükten sonrasında ilgili ciddi bir kayıp içerisinde şahıs. Diyelim tersini düşünelim diyor Pascal. Allah yoksa inananın dediğimiz gibi demin kaybedecek bir şey yok. İnanmayan da zaten yani yönelmediği için işte namaz kılmadığımı kâr edecek. Yani öldükten sonra bunların hepsi müsavi olduğu için onun da ciddi bir kârı yok. Sonuçta Allah yoksa aslında yani hiç kimsenin hiçbir kârı olmadığı bir durum. Allah varsa bir tarafta sonsuz bir kâr ve sonsuz bir zarar var. Diyor ki Pascal yani biz bu durumda akılcı seçim direkt Allah'a yönelmek olur. Çünkü Allah'ın olması ihtimalle zaten kimsenin her şey bitik, hiçbir şeyin bir anlamı yok. Öldükten sonra her şeyin yokluğa gideceği bir süreç. Yani rasyonel bir seçim burada Allah'a yönelmektir diyor. Dikkat edin ama bu ayaklar için bir argüman, zihin için bir argüman, bir ayakların oraya gitmesi gerektiğine ilgili bir argüman. Bunu kabaca bir örnekle şöyle anlatabilirim. Diyelim ki biz oturuyoruz evde, bize bir telefon geliyor. 10 metre yanda da bizim evimiz var. İşte diyelim oradan bir kişi diyor ki evin içi yanıyor. Evin içinde bizim çocuklarımız var, bütün işte servetimiz var. Koşarsak evin içinde diyelim çok iyi bir yangın tertibatı olsun. Onu çalıştırıp o çocukları kurtarmam mümkün. Fakat aklıma bir yandan da şöyle bir fikir geliyor. Böyle bir yalan da söyleyip bazı şakacı insanlar beni kandırmış olabilir. Ama kim de böyle yapacak diyese aklımdan bir ses diyor. Kimse beni yok böyle kandıramaz. Öbür ses de diyor ki kandırdı. Yani diyelim ki kabaca 1/2 ihtimal olsun ikisi de. Yani kandırılma ihtimali var veya gerçekten de doğru olma ihtimali var. Bu durumda biz ne yaparız? Eve koşar mıyız? Koşmaz mıyız? Pascal'ın işte bahsiyle ilgili burada düşünelim. Eve koşarsak çocuklarımızı kurtarmak, malımızı kurtarmak gibi sonsuz bir kazanç var. Eğer ki doğruysa. Eğer ki doğruysa evin yandığı, koşmazsam çocuklarımı malımı kaybedeceğim gibi sonsuz bir zarar var. Dikkat edin. Diğer taraftan yalan olduğunu düşünelim. Yalan olursa 10 metre koşsam ne olur? Yani iyi kolesterolüm yükselir, kötü kolesterolüm düşer. Yani bir ciddi bir zarar yok. Yani işte bir burada koşmayan açısından bakarsak şüpheci açısından işte 10 metre boşa koşmuş olurum. Bu arada rasyonel tavır ne olur? Dikkat edin akıl için demiyorum. Ayaklar için bir rasyonel tavır nedir? Burada ayaklar için rasyonel tavır tabii ki onu koşup kurtarmaktır. Eğer ki bu örnekte bir kişi eve koşması gerektiğini anlıyorsa iyi düşünsün. Şu anda dine karşıt da koşması gerektiği, dini kucaklaması gerektiği, hayatta anlamın olmasının, kurtuluşunun tek çaresinin din olduğunu anlayacaktır. Bunu ben
samimi bir iman geliştirmeyeceği, tabii ki bizim özlediğimiz bir imanı geliştirmeyeceği çok açık. Yani burada bunu belirtmeye de gerekiyor. Fakat bu aslında emin olun en güçlü argümanlardan biridir. Çünkü insanların birçoğu Allah'ı reddetmekten çok Allah var mı yok mu bana ne demektedirler. Bunu açıkça tabii böyle cümlelere dökmemektedirler. Güncel hayatta futbol takımlarıyla, holdingleriyle, işte çoluk çocuklarıyla, üst baş kıyafetleriyle, diğer birçok konuyla ilgilendiklerinin onda bir kadar Allah'a, dine yönelmemektedirler. Bu adeta da lisan-ı halle dedikleri şey nedir? Allah var mı yok mu beni ilgilendirmiyor demiş olmaktadırlar. Şimdi Pascal'ın bahsini bize söyleyeceği şey şu. Sen bir seçim yapmak durumundasın. Sen böyle yani ilgilenmiyorum diyebilecek durumda değilsin. Ya ev yanıyor. Bu arada yani Pascal'ın örneği değil evin yanması, o şu anda verdiğim örnek, ama onun dediği mantıktan çıkan şey bu. Evin yanıyor diyor. Biz o evin yanmasından daha da acayip bir durumdayız şu anda. Yani ölüm gelince, çünkü yani insanlar zaten ölecek. Yani çocukta yangında ölse tabii çok büyük felaket olur ama zaten ölecek, bir kişi ölecek. Ama öldükten sonra ahiretle ilgili kesim, sonsuzla ilgili bir kesim, bu kısacık hayata karşı o evin yangın içerisinde olmasından da daha büyük bir haber. Biz tek yapamayacağımız şey şu, rasyonel olarak. Bu mesaja kayıtsız kalamayız. Bu mesaja, oysa insanların çoğunun yaptığı şey şu, bu mesaja kayıtsız kalmak. Pascal da gayet zeki, bunu samimi bir imana götürmeyince herkes kadar o da görüyor. Fakat birçok insan görüyor ki dünyadaki ufak tefek çıkarlar, ticaretteki haramlar, işte belli cinsel şeyleri dilediğince yapmaklar, ne bileyim ibadetler üzerine yükümlü gelecek gibi çok ufak tefek hesaplarla dinden kaçıyorlar. Veya Allah'a karşı ufak tefek şeylerle isyan etmeye kalkıyorlar, dini umursamıyorlar. Oysa bu tek kurtuluşun dinde olduğunu, aksi şekillerde ya kurtuluş için tek çare var, Allah var, ona yönelirsin. Veyahut da her halükarda zarardasın, bitiksin dedirten bir argüman. Ondan aslında aklı doyurmasa da ayaklara karşıt verdiği o emirle rasyonel gücü çok fazla yüksek bir şey. Çünkü insanlar şu anda gelenek içerisinde, geleneğin kendilerine verdikleri emirle ticarette biraz daha fazla kazanma, işte mutlu bir ailem olsun, evim olsun, pembe panjurlu evim olsun gibi bütün hayatsal amaçları böyle ufak hedefler olarak koymuş vaziyetteler. Oysa biz öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki tek yapamayacağımız şey belki de kayıtsız kalmak. Bu bence argüman burada zihin açmada bize çok önemli şeyler açacaktı. Bu arada bazı iktisatçılara da söyleyelim. İktisatçılarda da mesela game teori gibi şeyler vardır veya prisoner's dilemma vardır. Mahkumun ikilemi diyebiliriz ona. Risk management, işte risk idaresi vardır. Karar teorisi vardır, decision teori vardır. Buralarda iktisatçılar hep şunu yapmaya çalışırlar. Bir yerde %100 neyin ne olacağı belli olmadığı durumlarda buna benzer işte iktisattaki araçlarla, diyelim ki euro mu yükselecek, dolar mı yükselecek, borsa mı ne olacak tam olarak bilmiyoruz diyelim sonucu çıkar gibi durumları. Belli olasılıklar var karşımızda. Sonucun tam olarak belli olmadığı durumda biz nasıl karar alacağız? Dikkat edin. Yani Pascal'ın argümanı da bu. Diyelim ki rasyonel argümanların hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. Ben ne karar alıp ne yapacağım diyor. İktisatta da buna benzer teoriler. Biz aslında sorucun ne olacağını bilmiyoruz. Euro mu dolar mı yükselecek, işte ileride savaş çıkacak mı çıkmayacak, borsa ne olacak olmayacak. Buralarda nasıl karar alacağımızla ilgili şeyleri uygularken dikkat edin. İktisatta çok sofistike teoriler çıkmış. İşte bu prisoner's dilemma, game teoriler falan bunun benzeri. Ya burada iktisatla ilgilenen özellikle arkadaşlara da seslenelim. Gelin bu iktisatta, para kazanmada, holding kurmada çok sofistike böyle argümanlar geliştiriyoruz. Sonucunu bilmediğimiz şeylerde hayatımıza yön verirken nasıl yön vereceğimizle ilgili argümanlar geliştiriyor. Ya gelin kendi hayatımız için, ya bırakın paramıza yön verirken yaptığımız şeyi, kendi hayatımızın, bedenimizi nasıl kullanacağımızla diğerlerinde bunları uygulayalım. Bu karar teorilerini uygulayalım. Bakalım orada ne sonuç verecek, game teoriler ne sonuç verecek, decision teoriler, karar teorileri, iktisatta uyguladığımız benzer mantıkları buraya uyguladığımızda bakalım onlar ne sonuç verecek. Haydi bunu bir uygulayalım. Yani insanların parasına yön verirken böyle en sofistike şeyleri kullanıp da kendi hayatına gelince, ya kendi hayatımla ilgili, paramın nereye gideceğine ilgili çok sofistike bir matematik yaklaşımına yaklaştım diyen kimseler kendi hayatına yön verirken hiçbir rasyonel şey uygulamamış olmaları garip değil mi? İşte Pascal burada uyandırıcı etkisi var. Hazreti Ali'de de benzer bir mantık var. İşte Hazreti Ali'ye bir kişi geliyor, diyor ki işte sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, Allah yoksa ne yapacaksın? Bunlar boşa gidecek gibi bir alaycı yaklaşma diyor. Hazreti Ali de Allah varsa sen ne yapacaksın diyor.
O kişinin sonra işte Müslüman olduğu söyleniyor. Aslında buradaki verilen mantığın altında da böyle bir şey var. Bu argüman dediğim gibi zihinleri, Allah'ın varlığı ile ilgili argümanları temellendirmede olmasa da kişiye samimi olarak dine yaklaşması gerektiği, bu dinin haberine karşı kayıtsız kalamayacağına ilgili aslında önemli şeyler zihnini uyandıran bir argüman. Bu şey yani insanı harekete geçiren şey ne? Sait ne? Yani şey, akıl mı? Vicdan mı? Hani kayıtsız kalamayacağı bir durum şimdi. Beni ilgilendirmiyor. Pekala diyebilir dedik ama diyemez yani. Yani fıtrat böyle bir iki ihtimal karşısında bir tarafa doğru yönlenmek istiyor. Ama tabii ki hem akıl hem vicdan deriz ama bu argüman açısından bakarsak başta akıl. Akıl. Tabii ki yani bu argüman açısından bakarsak vicdan da başka yaklaşımlarda vicdanın da insanı kayıtsız kalamayacağını, işte bana bu bedeni veren var. Bu minnettarlık hissi sonuçta bana bu bedeni kim verdi? Ben görüyorum, bu görmemi kim verdi? İşitiyorum, ne kadar muazzam şeyler. Konuşabiliyorum, bağlantı kurabiliyorum. Yani ben neydik ya? Daha evvelden bir damla su insan, ondan öncesi hiç ortada olmayan bir varlık. Şu anda oturduk, ne güzel radyoda muhabbet ediyoruz. İnsanlar dinliyor radyodan falan. Ya ne kadar muazzam bir evre. Bununla ilgili bir vicdani yaklaşım da tabii ki insanı, ya bana bunları kim verdi diye en samimi şekilde o bunları verene karşı minnettarlık hissiyle yöneltebilir. Fakat Pascal'ın bu yaklaşım açısından bakarsak bu dediğin gibi yine akılcı bir yaklaşım. Yani ben aklı dediğim, Allah'ın varlığı ile ilgili akla deliller sunmuyor ama ayakların nereye gitmesi gerektiğiyle, eğer ki biz hiçbir şey bilmiyorsak ayakların nereye gitmesi gerektiğini, tek kurtuluşun nerede olduğunu göstermesi, Allah'a karşı inat edenler ancak kendi çıkarlarına, kendi kendine savaş açmış yel değirmenleriyle savaşanlar olduğunu göstermesi açısından, akılcı bir yaklaşımla göstermesi açısından aslında akla hitap eden bir argüman. Bunu peki yani bilimsel olarak buna karşı çıkan var mı veya yanlışlayabilen var mı teori? Yani şimdi çıkar yolu çok az bıraktık. Yani oturup kar zarar hesabı yapılsa şu mevzuyu ortaya konup hani seçilmesi gereken belli. Hesap belli. Burada şey var zannediyorum. Yani hani duygular ayaktaysa, uyanıksa elbette yani bu çağrıya kayıtsız kalamayacak ve en azından ilgilenecek ve hani hangi yolu seçeceği artık kendisi bilir ama duyguları iptal etmek için yani pozitivizmin insanların önüne koyduğu bir takım şeyler, yani hisleri iptal edecek bir takım oyuncaklar, işte eğlence, alkol, uyuşturucu vesaire gibi, yani öncelikle insanları akletmekten alıkoyarak ancak herhalde bu yoldan çevirmek gibi bir şey, yöntem denemiş oluyorlar. Tabii şu andaki insanların karşısına yapılan şeylerden biri şu. Yani insanların karşısına oynayacağı ufak tefek oyunlar veriliyor. Evet. Bunların hepsi de haram değil. Bir kısmı da helal. Siyaset de mesela bunlardan bir tanesi. Evet, yani mesela işte siyaset de var. Yani işte güncel oyunlar var. Spor müsabakaları var. Kılık kıyafetler var. Çoluk çocuk var. Şu var, bu var. Bunların birçoğu da aslında Kur'an'da dünya hayatının işte güzellikleridir denen şeyler. Mesela çoluk çocuk mal için, yani Allah'ın verdiği nimetler olarak sunulanlar var, haramlar var. Yani burada şeyde dikkat etmemiz lazım, yani helaller de Allah'ın varlığından uzaklaştırdıkları noktada tehlikelidir. Mesela işe gidip de kazanç peşinde olmak helaldir. Çoluk çocuğun insan olması güzeldir. Allah'ın nimetidir. İnsan şükretmesi gerekir. Yani bir spor müsabakasına gitmenin, güzel işte bir binek almaya çalışmanın dini açıdan bir bunlar sorun yok. Veya iyi bir eşle evlenmeye kalkmaya yok. Fakat sorun şurada başlıyor dini açıdan. Siz hayatın amacını işte iyi bir eş, iyi bir araba, iyi bir şey yapıp da bu hayatın amaçları şeyinde Allah'a yer vermediniz mi? O dinin haram olarak nitelendirmediği şeylerde de ciddi bir sorun oluyor. Yani bu konuya aslında hem Müslümanların hem ateistlerin dikkat etmesi lazım. Yani sorun bir tek haramlarda değil. Yani helaller de Allah'ın tan uzaklaştırdıkları noktada sorundur. Kur'an'a baktığımızda zaman da birçok zaman bununla ilgili ayetler görürüz. Yani malların, çocukların insan için, işte Allah onları helal olarak nitelendiriyor. İnsanın şükredeceği bir şey. İnsan için buna bir fitne olduğunu, yani fitne de zaten imtihan, yani başına bir sorun olabileceğini Kur'an dikkat çekiyor. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü İslam'ın inşa ettiği zihinde Allah'ın yanında geri kalan hiçbir şeyin ciddi bir önemi yoktur. Allah'ın helal ettiği şeyden de
Bir Müslüman işte bir bekleme salonundaki kimsenin bekleme salonunda hani buraya geldik şimdi çay içip muhabbet ediyoruz. İstifade etmesi kadar helal yoldan istifade eder. Hiçbir şekilde amaç olamaz Allah dışında bir şey. Yani ne karşı cinsle evlenmekmiş, eğmiş, pembe panjurla eğmiş, holdinglermiş, şunmuş bunmuş amaç olamaz. Müslüman için gerçek amaç sadece Allah'ın rızasını kazanmak olabilir her şeyden önce. Yani cennetle cehennemden önce de. Çünkü Kur'an onlar için cennet var, daha önemlisi Allah'ın rızası diyor. Allah'ın rızasını cennetle cehennemin üstünde de bir hedef olarak koyuyor. Ama cenneti kazanıp cehennemden kurtulmak tabii ki Müslüman için de önemli bir hedeftir. Müslümanın hedefleri gerçek anlamda bunlar olabilir. Geri kalan dünyevi şeyler hepsi bunlar ufak tefek şeyler. Yani Allah'ın rızası yanında ciddiye alınmayacak şeyler. Bu Pascal'ın bahsi de bizce bence biraz burada ufuk açabilir. Ve Kur'an ayetleri de bu konuda bize ciddi anlamda ufak açıyor. Gerçi Kur'an okuduğumuzda birçok ayette bunu görüyoruz. Helaller veya haramlar. Yani sonuçta eğer ki bizi bir şey Allah'tan uzaklaştırıyorsa, Allah'ın hayatımızda en önemli şey olmasını engelliyorsa, onda bir sorun vardır. Helal olsa da sorundur. Şeydir.